LGS'ye son 195 gün 200'lerden 250'lerden buralara geldik. Artık 100 demeye başladık ama hiç endişelenmemize gerek yok. Çünkü hala altın değerinde bir süre var. Anadolu liseleri, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu imatip liseleri ya da hayalimizdeki herhangi bir lise için 195 gün çok değerli bir süre ama şunu hatırlatmak istiyorum. Gördüğünüz gibi zaman su gibi akıp gidiyor, kuş gibi uçup gidiyor arkadaşlar. O yüzden lütfen bir an önce karar verip başlamamız gerekiyor. Haftanın sözüne baktığımızda Seneca diyor ki başarınızın büyüklüğünü, inancınızın büyüklüğü belirler. Yani inanmanız gerekiyor arkadaşlar. İnanmıyorsanız ya yapamam, yeni nesil soruları yapamam, matematiği yapamam, denemelerde zaten yapamıyorum deyip vazgeçerseniz zaten yapamıyorsunuz. Ama inanırsanız, çalışırsanız ve tevekkül de ederseniz başarıyorsunuz. Seneca'nın tipi de bayağı komikmiş ama bu arada. Şimdi sorularımıza bakalım. Ege Alabaş diyor ki... 471 beni almış. Fennet'in bir düşüyor bir çıkıyor. Bir ay önceki denememde fen full iken sonrakinde 15 sonra 19 sonra yine 15 diye inip çıkıyor demiş. Türkçe'de de dil bilgisi her zaman yapabilirken öbür yeni nesil tarz Türkçe'yi yapamıyorum. 450 puanlık fen lisesi için günde en az kaç soru çözüp denemede her dersen en az kaç yanlışımız olmalı? Öncelikle Ege'yi ve Ege gibi gayret gösteren, çalışan, ne yapacağım hocam diyen öğrencileri tebrik ediyorum. Çünkü onlar kesin kesin kazanacaklar arkadaşlar. Yani Ege tarzdaki bir öğrenci fen lisesi olur, Anadolu lisesi olur, sosyal üniversitesi olur hiç fark etmez. Ama mutlaka başaracak ve mutlaka kazanacak. Çünkü gayret gösteriyor. Çünkü inanıyor. Bir şekilde bir başarmak için neler yapabileceğini soruyor. O yüzden şu an da yanlışlar yapan, denemelerde istediği sonuçlara ulaşamayan veyahut da Ege gibi veya başka arkadaşlarımız gibi sorunları olan öğrencilerimize müjdeyi verebilirim. Onlar kazanacaklar. Ama aman deyip hiçbir derdi olmayan arkadaşlarımız maalesef ki zaten sınava dair herhangi bir gayret göstermedikleri için birazcık arka planda kalacaklar. Dolayısıyla şu anda bir gayret gösterip sıkıntı yaşıyorsanız emin olun hedefinize yaklaşıyorsunuz arkadaşlar. Öncelikle fen netinin düşüp artmasıyla alakalı şunu söyleyeceğim Ege. Bir konuyla alakalı diyelim ki Örnek alıyorum, mevsimler ve iklim alakalı gelebilecek 10 çeşit soru vardır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 çeşit soru. Sen konuyu öğrendiğinde birinci soru tarzını görürsün. Sonra okulda bir soru tarzı daha görürsün. Sonra işte bizim videolarımızı izlersen iki soru tarzı daha görürsün. Sonra birkaç tane soru bankası çözersen birkaç soru tarzı daha görürsün. Yani 10 sorunun Atıyorum yedi soru tarzını görmüşsündür. Gelebilecek on soru tarzının yedisini görmüşsündür. Denemeye girdiğinde buradan soru gelir yaparsın. Buradan soru gelir yaparsın. Buradan soru geldiği zaman kaçırırsın. Buradan soru geldiği zaman yaparsın. Buradan soru geldiği zaman kaçırırsın. Niye? Çünkü görmediğin soru tarzları var. Ama yaptığın her bir yanlış senin her bir yeni soru tarzını görmeni sağladığı için Esasında senin 19 yaptığın denemeler değil de 15 yaptığın, 10 yaptığın denemeler sana daha çok şey kazandırır. Yani şu anda Ege ve Ege gibi diğer arkadaşlara sesleniyorum. Ne kadar çok yanlış yaparsanız ve bu yanlışların doğrusunu öğrenirseniz LGS'de o kadar az yanlış yaparsınız. Çünkü LGS'den önce yapabileceğin yanlış yapmış oluyorsun. Aa burada buna dikkat etmem lazım. Aa bu buymuş demiş oluyorsun. Dolayısıyla şu anda hepsini doğru yapıyor olmanız iki seçeneğe bağlı. Ya az çalışıyorsunuz ya da süper dehasınız. Yani Böyle bir şey olabilir. Ama çok çalıştığınız halde yanlış yapıyorsanız bu sizin için iyi bir şey. Niye? Çünkü sınavda o yanlışları yapmayacaksınız demektir arkadaşlar. Şimdi ikinci soruya geçelim. Türkçede de dil bilgisi her zaman yapabilirken öbür yeni nesil tarz suçu yapamıyorum. Şimdi dil bilgisi önemli ama az çıkma ihtimali var. Eskiden bir iki soru çıkıyordu. Geçen sene hiç çıkmadı. Dolayısıyla yeni nesil soru tarzı için yapmamız gereken iki şey. Birincisi kitap okumamız gerekiyor. Ege mutlaka kitap okumamız lazım. Çünkü kitap okuyan bir öğrenci... Odaklanmayı sağlıyor satırlar arasında e, Türkçe kelime dağarcığı gelişiyor, hayal kurma yeteneği gelişiyor ve böylece yeni nesil sorularda hani bazen hayal kurmanız gerekiyor, zihninizde bir şey tasarlamanız gerekiyor, onu da başarmanız sağlıyor. Bunun haricinde mutlaka paragraf soruları çözmeniz lazım. Yeni nesil paragraf sorularının bulunduğu paragraf on, paragraf on, işte paragrafta son nokta gibi kitaplarımızı tavsiye ediyoruz. 450 puanlık fen lisesi için günde en az kaç soru çözüp denemede her dersen en az kaç yanlışımız olmalı? Şimdi birisi bunu her zaman söylüyoruz. Günde en az 90 soru çözmemiz gerekiyor. Çünkü sınavda 90 soru çıkacak. Yani siz sınava girdiğiniz gün karşınıza 90 soru gelecek. O zaman bizim de günde en az 90 soru çözmemiz gerekiyor. Ama bizim hedefimiz Anadolu Lisesi ise en az 180 soru çözmemiz gerekiyor. Bizim hedefimiz Fen Lisesi ise ortalama 270 soru çözmemiz gerekiyor. Bunun ne kadar yeni nesil olacak? Gerçek sınavda ne kadar yeni nesilse o kadar yeni nesil olacak. Ha bazen okul yazılınız olur, bazen yorgunsunuzdur, bazen dinlenmeniz gerekir, bazen misafir gelmiştir. Bu soru, bu rakam düşebilir. Bazen de motivasyonunuz çok iyidir. Bu rakam atıyorum 3 kere 9 27, 4 kere 9 36, 360'lara çıkabilir. Ama ortalama hedefiniz sınavın 2-3 katı soruyu çözebilmek olmalı arkadaşlar. Yanlışınızın sayısı şu an önemli değil. Şu anda ne kadar çok yanlış yaparsanız o kadar iyi. Önemli olan bu yanlışları yaptıktan sonra üzülmemek. Bu yanlışları yaptıktan sonra vazgeçmeyip sıkı sıkıya çalışmak. Yani hangi boksör işte antrenmanda ah burnum kanadı ben vazgeçiyorum der ki ah burnum kanadı o zaman burayı korumam lazım der. Veyahut da hangi koşu koşarken antrenman yaparken ayağı burkulduğunda ben artık koşuyu bırakıyorum der ki ayağı burkulmuş ya daha ne kadar kötü bir şey olabilir ki? Yine ayağı iyileştikten sonra koşmaya devam eder. Sizler de sınava hazırlık sırasında denemelerde hepsini yanlış bile yapsanız. Bakın tekrar söylüyorum. 90 sorulu bir denemede 90 yanlış yaptım deseniz 90 tane şey öğrendim diye bir devam etmeniz lazım ki 90 yanlış da yapmazsanız ben sizleri biliyorum. Sizler çok daha az yanlış yapıyorsunuz ve çok daha az yanlış yapacaksınız ve gerçek sınavda da inşallah hepsini çok güzel yüksek netlerle tamamlayacaksınız. Haftanın kaynağına baktığımızda 8. sınıf fen bilimleri taktikli soru bankası. Bu kitabın arkadaşlar piyasadaki standart soru bankalarından 5 büyük farkı var. Birinci farkını söylüyorum hiçbir kitapta olmayan. Soruları çözerken soruları çözerken diyelim ki siz şu soruyu çözüyorsunuz. Kalıtım konusunu burada aklınıza gelmesi gereken bilgiyi ya bu neydi diye soru bankasından çıkıp konu altı kitaplarının arasında ya da defterlerinizin arasında aramak yerine karşınıza astığınız bu posterlerde bulabilirsiniz. Yani bu posterlerde tabii siz hazırlıyorsunuz biliyorsunuz ki etiketleri. Yani bu böyle oyun gibi duruyor ama çok büyük bir öğrenme yöntemi. Mesela diyelim ki örnek veriyorum fotosentez 1 diyor. Şimdi fotosentez 1 bir fotosentezle alakalı öğrenmeniz gereken mükemmel bir bilgi burada biz yazmışız. Bu bilgi sınavda yanınızda bulunsa süper başarını sağlayacak. Sonra siz fotosentez birle alakalı bu bilgiyi fotosentezin olduğu kısma yapıştırmanız gerekiyor. Tabii ben fen çok iyi olmadığı için fotosentezi arıyorum şu anda. Neredesin fotosentez? Bakalım fotosentez, fotosentez. Evet şu anda canlı yayında trollendik. Bakalım. Evet fotosentezi hala bulamıyorum. Diğer posterlere bakalım. Bir saniye sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi diğer posterleri de göstermiş oluyorum böylece size çaktırmadan. Fotosentez, ısı kütle, çıplık... Hal değişimi, sabit makara. Evet en son posterdeymiş. Yapacak bir şeyimiz yok. Olsun hemen gösterelim. Heh, solunum fotosentez. Yani e, besin zinciri ve enerji akışı konuşuyormuş. Buraya hemen şık diye yapıştırıyorum. Sonra bu testi çözmeye başladığımda bu etiketi karşımda bilgi olarak gördüğüm için vakit kayıtlıyorum. Yani hızlı bir şekilde soruları çözerken bilgiye ulaşıyorum. Yani bu yöntemle siz bakın konu altında kitaplarda bir bilgi. Bu posterlerde bayağı fazlaymış. Şöyle koyalım. Konu altında kitaplarda bilgiye sayfanın bu kısmındadır ya da bu kısmındadır. Yani kitabın ya burasındadır, bilgi ya burasındadır. Sen de bu neydi ya diye hatırlamaya çalışırken bakarsın bu neydi? Kitabın şurasındaydı mı, şurasında mıydı diye hatırlamaya çalışırsın. İşte bu poster sana belli bir ekran üzerinde, belli bir mind map, akıl haritası üzerinde çalışmanı sağlıyor. Ve bilginin beynine odaklanmasını sağlıyor bu bir. İkincisi yine hiçbir kitapta olmayan özelliği. Bu soruları biliyorsunuz siz yanlış yaptığınızda soruların çözümü var. Birçok kaynak artık soruların çözümünü veriyor. Bizim kaynaklarımızda da var. Ama bu kitapları dijital olarak çözüp aynı zamanda bu kitapta olmayan dijital sorulara da yine tonmuş kitaplarına ulaşabiliyorsunuz. Yani o altı soru bittikten sonra Ekstra sorulara da buradan yine dijital sorularla ulaşabiliyorsunuz. Bunun haricinde yine çalışma yönteminizi belirleyen tepsiler, yine birçok sınavda soruyu yakalayan özel sorular olduğunu da hatırlatmama gerek yok. Dolayısıyla haftanın kaynağında taktik listete böyle özel bir vurgu yapmak istedim. Çünkü öğrenciler ya işte güzel soruları var diyor. Hayır. Güzel soruları var ama bunun haricinde ekstra özellikleri de var. Bunları da size hatırlatmak istiyorum. Açıklamadaki Tonguç Mağaza linkinden ya da e, Tonguç kitapçılarından taktiklerin tüm serilerini bulabilirsiniz. Tekrar söylüyorum. Özel poster yöntemine bilgiler hafızanızda kalacak arkadaşlar. Haftanın Buna baktığımızda Ziya Kalkavan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'ni görüyoruz. 4 yıl eğitim süresi yüzdelik dilimi 7 Yani birçok yanlış yapsan da bu okula girilebilme ihtimalim var. Ama ardından da çok ciddi başarıları sağlayan önemli bir meslek okulu arkadaşlar. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Şimdiden LGS yolculuğunuza sizlere azimle, kararla çalışma diliyoruz arkadaşlar. İnşallah vazgeçmeyeceksiniz, başaracaksınız ve sonrasında da e, o güzel okullarda sizler okuyacaksınız. Hadi bakalım. Görüşmek üzere.